Kıymetli misafirlerimiz, Süreyya Faruki ile Tarih Sohbetleri programına hoş geldiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz. Programın asıl sahibi sizsiniz. Aslında hoş geldin demememiz gerekir. Geçen haftalarda Bursa üzerinden konuşmaya devam ediyorduk hocam. Osmanlı esnafını, esnaf teşkilatını ve özellikle Bursa'da olan bitenleri. Çünkü İstanbul'la kıyasladığımızda Bursa'da daha köklü ve canlı bir ticaret hayatı olduğundan bahsetmiştiniz. Evet, tabii bu yine yani efendim diyelim 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar bu böyle. Daha sonra değil. Tabii. Ama yani herhalde İstanbul'un ticaret merkezi olarak yerleşmesi 70, 80 hatta belki de 100 sene almıştır. Yani öyle düşünmek gerekir. Zaten elimizdeki kayıtların çoğu ancak 16. yüzyılın ikinci yarısında başlamaktadır. Evet. İstanbul Kadı Sicilleri ne yazık ki efendim 17. yüzyıla kadar tamamen kayıp ve 17. yüzyılın başında bir grup var. Ondan sonra yine bir boşluk. Ondan sonra 17. yüzyılın ikinci yarısında ciddi bir şekilde başlıyor. Efendim Galata için kaynaklar daha elverişli. 1570'li 80'li yıllarda başlıyor. Ama yani Galata gayet canlı olduğu halde ufak bir yerleşme en nihayet. Yani bizim bugün Galata Kulesi diye bildiğimiz yer o zaman şehrin sınırı ve onun ötesinde Pera ötede demektir. Yani duvarların ötesinde, şu surların ötesinde. Ve o zaman surların ötesinde ne var? Bağlar var. Efendim Pera bağları meşhur. Bir de orada özellikle yani Müslüman olmayan bir takım simaların villaları var. Ve yani hani efendim Kanuni döneminde bir daha sonra Venedik'te doğuş olmuş olan bir şahsın oğlu İstanbul'da kalmıştır. Çünkü yani babası annesiyle evli değilmiş veya hiç değilse belki evliydiler de Venedik yönetiminin kabul edeceği bir evlilikte doğmamıştır. Öyle olunca yani altın deftere adını yazdıramamış babası. Öyle olunca bu insanın yani Venedik'te kariyer yapması söz konusu değildi. Fakat efendim yani ciddi bir şekilde varlıklı olan bir tüccar. Bunun işte oralarda villası olmuş ve eğer gelenek doğru ise Beyoğlu adı oradan gelmektedir. Yani bey denilen kişi yani doğuş olan yani bu şahsın babası. Çok güzel. Sonuç olarak yani orası Bağlar bölgesi olduğu için efendim daha sonra yani yerleşen elçilikler orada arazi edinmişler ve yani konsolosluk binaları bugüne kadar orada. Yani Fransız konsolosluğu, Fransız elçiliği olarak kurulmuş, Hollanda elçiliği, Hollanda konsolosluğu keza. Efendim yani Venedik biraz ötede yani Tophane'ye doğru ama onun binası da mevcut. Hatta Venedik 1797 yılında Napolyon tarafından lahf edilmiş ama ondan az önce Venedik yönetimi oradaki yani temsilcilik binasını tam yani neoklasik bir stilde yeniden yaptırmıştır ve o duruyor. Evet. Yani halen de oradadır. Onun için yani
Galata oldukça ufaktır. Üsküdar'ın sicilleri daha iyi durumda. 1520'lerde başlıyor. Ama o zaman Üsküdar bir kasabacık. Ve yani daha çok Anadolu ile İstanbul arasındaki bağlantılar orada oluyor. Yani hareketliliği oradan gelmektedir. Bunun dışında bir bağ kasabası. Evet. Yani ve onun için orada çok yani canlı bir çarşı hayatını beklememek doğru gerekir. Onun için yani biraz da kaynakların durumundan ötürü biz yani İstanbul çarşısını ancak 17. yüzyılda daha net görebiliyoruz. Maalesef bu böyle. Oysa Bursa, Bursa'nın sicilleri neredeyse kesilmeden yani bize kadar gelebilmiştir. Ve efendim üstelik o dönemde hani bildiğimiz bu güzel ipekliler yani İstanbul'da yapılanlar da olmuş. Ama tezgahların önemli bir bölümü ve belki bazı dönemlerde çoğu efendim Bursa'da olmuştur. Ve efendim İran'dan gelen ham ipek efendim Bursa'da Mizan-ı Harir'de vergilendirilir ve satılır. Ve efendim bu nedenle yani ipek ticaretinin merkezi Bursa'dır. Ve yani daha önce efendim 1. Selim'in efendim bunu nasıl kapattığını anlatmıştık. Fakat dediğimiz gibi bu uzun sürmemiş. Çünkü 1. Selim daha yani efendim 1520 yılında vefat etmiş. Kanuni'de efendim tahta geçtikten sonra, kısa bir süre sonra bu yasağı iptal etmiş ve daha önce de söylediğim gibi yani efendim danışmanları babasının davranışının şeriata uygun olmadığını söylemiş olacak ama bir de daha pratik bir neden şüphesiz var. Çünkü en nihayet o zaman Bursa'da yerli bir ipek üretimi henüz yok. Bu 17. yüzyılda başlamış ama 16. yüzyılın başında bu endüstri İran'dan gelen ham ipeğe bağlı. Ne demektir? Mizan-ı Harir'den artık vergi geliri gelmez. Efendim parası olmayan, dükkanını kapatan tüccar ve dokumacı vergi ödeyemez. Efendim pazar vergisinde de büyük bir düşüş var. Yani bunu buna tahammül etmek istiyor musun, istemiyor musun evet gibi bir soru var. Ve herhalde yani bana sorarsanız bu yani kanuni yanı gibi önemli olan bir kıstas olmuştur. Bursa bir de üstelik efendim ipek üretiminde zor şartlara rağmen iyi bir şekilde dayanmıştır. Çünkü 16. yüzyılın sonunda şöyle bir kıskaç içinde efendim o zaman İran'dan gelen ipek pahalı olmuştur. Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi o dönemde efendim o döneme kadar Avrupa'da ipek imalatı sadece İtalya'da var. Başka yerde pek yok. Ama 16. yüzyılda giderek efendim Fransa'da hatta bir süreden sonra İngiltere'de ve başka yerlerde irili ufaklı ipek imalathaneleri de çıkıyor.
Bunlarda efendim İran'dan ham ipek alıyor ve mutlaka o rekabetten ötürü fiyatlar artmıştır. O bir. Öte yandan bir de unutmamak gerekir. Osmanlı-Safevi savaşları ardı arkası kesilmeyen bir bela. Evet. Ve ipek böceklerinin yetiştirilmesi çok zor ve çok emek isteyen bir iş. Şimdi siz köylüyü düşün, hatta yani bazen o da bakın bu böceklerin hep aynı ısıda olması gerekiyor. Ve yani hani bu hem Kuzey İran'da hem de yani Anadolu'da bunu sağlamak çok zor. Evet. O zamanın şartları altında. Bazen kadınlar bunu yani efendim giysilerinin altında bir bir kağıda veya bir paçavraya yerleştirmişler ve gün boyunca bunu taşımışlar. Çok ilginç. Yani hani şimdi düşünün efendim bu Osmanlı-İran savaşları genellikle şöyle oluyor. Osmanlı orduları İran'a giriyor. Genellikle çok tutunamıyorlar. Bir süreden sonra geri çekiliyorlar. Ama o zamana kadar bir büyük bir tahribat. Hatta yani bazen mühim defterlerinde bunun yankısını da görüyoruz. Şu kadar ipek ganimet olarak elimize geçti diye. Yani herhalde üretici Osmanlılara ganimet olsun diye üretmeye devam etmeyecek, değil mi? Yani savaş süresince bu kesilecek veya çok azalacak. Bu ikinci faktör. Üçüncü bir faktör de var. Efendim Anadolu'daki güvensizlik Celali isyanları sırasında. Çünkü her bir tarafta yani o zaman eşkıya tüccarın yolunu kesmektedir. Hatta öyle ki bir ara Konya'daki bedestan kapanmış. Ve yani efendim Konya önemlice bir ticaret merkezi. Eğer yani orada bedestan kiracı bulamamışsa durum vahim. Ve yani böyle olunca efendim diyelim bitmiş olan kumaşların müşteriye gitmesi bile zor oluyor. Onun için ilk başta insanlar artık Bursa'da ipek üretimi bitmiştir diye düşünmüşler. Oysa efendim yani Haim Göber'in çalışmalarından sonra biliyoruz ki bu hiç öyle olmamış. Yani efendim 16. yüzyılın sonunda, 17. yüzyılın başında hali vakti yerinde olan Bursalılar dut ağacına yatırım yapmış ve kentin etrafında yani bir sürü dut bahçesi çıkmış. Bir de tabii dutun bir başka bir avantajı var, üstelik meyvesi yenir. Yani ben Ankara'dan hatırlıyorum. Biz Ankara'da bir arkadaşımızın bahçesinde bir güzel ağaçtan dut kopardık ve yedik. Halbuki Ankara'da hiçbir zaman ipek imalatı olmamıştır. Ama yani Bursa'daki dut bahçeleri daha çok gerçekten ipek imalatı için. Demek ki halen yine İran ipeğine talep var. Ama tek kaynak bu değil artık. O büyük bir, o çok önemli. Bir de efendim ben hep düşündüm, yani eskiden dediğim gibi efendim bu anlattığımız olumsuz durumlardan ötürü Bursa'daki ipek imalatı bitmiştir diye cümleler okuduğum zaman ben hep düşündüm, yahu orada bu kadar çok tüccar ve esnaf varken bunların akıllarına yani bir çare gelmemiş midir?
gelmiş. Yani o dut bahçelerinden söz ettik. Ama bir de başka bir şey yapmışlar. Efendim daha yaygın olan bir müşteri kitlesini bulmuşlar. Yani o bildiğimiz büyük ve çok pahalı olan ipekliler için gerçekten yani piyasa çok sınırlı. Yani saray almazsa kim alacak? Ama efendim 17. yüzyılda başka bir şey görüyoruz. İpekten yapılmış olan efendim yani yastık kılıfları ve bunlar icabında çok değerli, güzel bir ipek kadifesi. Renkleri ve desenleri de harika ama çok büyük değil. Çok büyük olmadığı için hali vakti yerinde olan bir aile bundan birkaç tane alabiliyor. Yani efendim düğünde yani geline hediye de edilebilir. Yani onun için varlıklı bir Bursa evinde birkaç tane olabiliyor. Hatta efendim Amanda Phillips diye bir tekstil tarihçisi arkadaş var. Edirne terek defterlerini incelemiş ve yani Edirne'de bu yastık yüzlerinin mevcut olduğunu görmüştür. Yani demek ki efendim sadece saray için çalışmaktan vazgeçmişler ve efendim yani imparatorlukta hali vakti yerinde olan bir yani gruba hitap etmeye başlamışlar ve bu 19. yüzyılın başına kadar devam etmiş. Çünkü efendim hem diplomat hem de tarihçi olan Joseph von Hammer 19. yüzyılın başında Bursa'yı ziyaret etmiş. Efendim o zamanki üretim hakkında oldukça detaylı bilgi de veriyor. Belli ki adamın yani Osmanlıcası var. Mizani Harir'de çalışan birisiyle konuşmuş olmalı. Yoksa çünkü başkası yani sayı veremezdi. Fakat yani o zaman efendim bir yandan ince bir ve çok pahalı olmayan bir ama gömlekler için çok kullanılan bir kumaş var, bürümcük diye. Bir de efendim bu yastık yüzleri. Evet. Bunlar üstelik modaya göre da değişebilir. Yani 18. yüzyılda başka türlü, 17. yüzyılda başka türlü. Bir de üstelik bunları dışarıya da satabilmişler. Evet. Yani Polonya soyluları özellikle yani bunu çok beğenmişler ve icabında yani efendim kiliselerine hediye etmişler. Orada bunu değiştirmişler ve bundan yani ayin sırasında papazın giyeceği kıyafetler yaratmışlar. Çok da belli çünkü bildiğimiz yastıklarda kenarda stilize çiçek, genellikle stilize laleden oluşan nişli bir desen var. Ve efendim ayin kıyafetlerinde bunu genellikle omuzlara dikmişler. Ve yani orada böyle bir deseni gördünüz mü efendim bu bağırıyor. Evet. Yani ben Bursa'dan veya İstanbul'dan geldim diye. Onun için yani bu üçüncü faktör efendim Rusya'da ve efendim Polonya'da bayağı ve hatta Eflak ve Boğdan'da bayağı ciddi bir piyasa var. Evet. Yani bunu da yapabilmişler ve bir de hipotez ama yani bence doğru olabilen bir hipotez. Efendim rahmetli Halil Sahilioğlu 16. yüzyılın başındaki Bursa üzerinde çalışırken efendim
köle ve cariye emeğine çok değinmiştir. Anlaşılan o zaman Bursa aslında küçüktür ve iş gücü olarak yani efendim hiç değilse bir kısmı köle ve cariye. Daha sonra yani belirli bir süre çalıştıktan sonra serbest bırakanlar da oluyor. Yani bunun için Sahili Oğlu'nun çalışmalarını okumanız yeterlidir. Ama 16. yüzyılın sonunda efendim bu köle ve cariye emeğinden çok bahis yoktur. Herhalde yani kentte büyümüş, adam akıllı büyümüş ve o zaman efendim herhalde hür olan çırak tutmak daha elverişli olmuş. Çünkü düşünün, köle ve cariye uzak yerden, yani efendim çünkü Sahili Oğlu bunu göstermiştir, yani efendim Bosna sınırından falan gelmiş olan insanlar var, hiç değilse kısmen yayan. Şimdi böyle bir insan Bursa'ya geldiği zaman herhalde yani çalışacak durumda değil. Demek ki bunu önce beslemek gerekiyor, kendine gelsin. Bir de hiç değilse efendim bir miktar Türkçe de anlaması gerekiyor. Yoksa yani efendim atölyede bundan fayda beklenemez. Bir de başka bir şey var. Efendim ipekli dokuma yapmak efendim el becerisini isteyen bir iştir. Ve yani ben kendimden biliyorum. El beceri açısından ben yani gayet kötü durumdayım. Şimdi ben orada cariye olmuş olsaydım yani herhalde sahibim beni çabucak satardı. Çünkü yani hani ipek imalatında herhalde yani iş yapamazdım. O zaman bir de üstelik yani çok basit pek bir iş yapamadan ölenler. Onun için herhalde köle ve cariye emeği bu şartlar altında oldukça yani para isteyen, yatırım isteyen riskli bir iş. Oysa yani yerli çırak aldığınız zaman eğer çocuk beceriksiz ise annesine babasına geri gönderirsiniz biter. Ve yani bu demek ki yani biliyorum bitiyor. Efendim Bursa tüccarı ve Bursa esnafı bu krizle baş etmeyi bilmişler. Yani efendim kısmen yerli ipek elde etmişler ve o dönemde yani yerli ipeğin ihracatı pek söz konusu değil. Yani 19. yüzyılda var ama 17. veya 18. yüzyılda Bursa ipeği ihraç edilmiyor. Hatta bir Fransız bir ara heveslenmiş yapalım diye yapamamış. Onun için yani yerli bir güvenilir bir ipek kaynağı var bir. Efendim bir de müşteri kitlesi değişmiş. Bir yandan imparatorluğun içinde hali vakti yerinde olan ama yani hani saraydan olmayan insanlar müşteri olarak girmeye başlamış. Bir de belirli bir ölçüde ihracat söz konusu. Hatta yakın zamanlara kadar biz bunu bilmiyorduk ama Balkanlarda zengin insanlar bu tür kumaşlar yaptırıp kendi kiliselerine hediye ediyormuş. Ve yani Athos Dağı'nda bunlar bize kadar gelmiş ve efendim Vrizidis adında bir Yunanlı arkadaş efendim bunun üzerinde doktora yapmış ve efendim bunların yani bildiğimizden çok daha fazla olduğunu görebilmiş. Zira Athos'ta da devir değişmiş
Yani bu tür şeylerden sorumlu küratör durumunda olanların bir kısmı artık sanat tarihi mezunu. Yani bunun değerini bilen insanlar. Ve dediğim gibi Vridis'in çalışmalarından orada da bir müşteri kitlesinin var olduğunu anlıyoruz. Derken bir de efendim daha hesaplı olan bir iş gücü ve hepsini birlikte yani aldığınız zaman efendim bu yani ipek üretimi bir şekilde ayakta kalmayı becermiş. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz. Bizi Pera tarla başından uzak diyarlara, Bursa'ya, Bursa'nın dut bahçelerine, oradan Polonya'ya ve nihayet Yunanistan'a kadar götürdünüz. Sadece ipeği konuşarak buralara kadar gelebildik. Sosyoekonomik tarihçiliğin de aslında tarihçiliğimiz için ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha hocamız göstermiş oldu. Bu alanın kurucu isimlerinden biri olarak en azından Türkiye'de. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.